Türkiye'nin en zengin genç insanı kim desem çoğunuz bilmez. Türkiye'nin en zengin genci, sadece 1984 doğumlu olan Vehbi Koç'un torunu İpek Koç'tur. Vehbi Koç'un kızı Suna Koç'un, 2020 yılındaki ölümünden sonra, tüm mal varlığını eşine bırakmayıp sadece kızına bırakınca, kızı İpek Kıraç 2020 yılı itibarından beri Türkiye'nin en zengin 10 kişisinde kendine yer buluyor. İşin ilginç yanı ise, İpek Kıraç, öz çocukları değil, onların evlatlıklarıydı. Koç'un kızı, Suna Koç'un çocuğu olmuyordu ve o da daha 4 aylık İpek Kıraç'a evlatlık aldı. Annesinden kalan Temel Ticaret ve Yatırım Şirketi'nin tüm hisselerine sahip olan İpek Kıraç'ın kişisel servetini ise söylemeye dilim varmıyor, ekrana yazıyorum. Öyle ki sahibi olduğu Temel Ticaret ve Yatırım Şirketi'nin kendi hisseleri Koç Holding'in %10'dan fazlasına sahiptir. Koç Holding'in en az %10'una sahip olan İpek Kıraç'ın ilginç hayat hikayesine şimdi gelin bakalım. İpek Kıraç şu an Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmakta, aynı zamanda Koç Holding, Arçelik, Amerikan Hastanesi, Setur, Koç Üniversitesi, Karsan, Temel Ticaret ve Yatırım Şirketi'nin yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Peki Suna Koç'un kızı İpek Kıraç kimdir? Vehbi Koç'un 4 çocuğunun sonuncusu olan Suna Koç, İnan Kıraç ile evlendi fakat çocukları olmadı. Bunun üzerine evlatlık edinmeye karar verdiler. Evlatlıkları ikiz olacak ve kız olacaktı. Fakat bir türlü bulamadılar ikiz kız çocukları. Bunun üzerine eşi kızıp normal bir bebek olabileceğini söylemiş yetkililere. Yetkililer de 4 aylık bir kız çocuğunu tavsiye edip Suna Koç'a evlatlık verdiler. O 4 aylık evlatlık bebek bugün Türkiye'nin en zengin 10 kişisinden biri İpek Kıraç'tan başkası değil. İpek Kıraç, annesinin hastalığını araştırmak ve ALS hastalarına çare aramak için biyoloji okudu. Şu an ise bölümüyle herhangi bir bağlantısı yoktur. Şu an, Türkiye'de seri bir şekilde yat üreten ilk şirket olan Sirena Marine adlı şirketin başında bulunuyor. Yaklaşık 10 yıldır bulunduğu şirketin cirosunu 5 kat arttırdı, değerini ise 20 kat büyüttü. İpek Kıraç'ın liderliğinde Sirena Marine stratejik bir dönüşüm geçirirken, lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe kendi markasını geliştirip, Türkiye'nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına girdi. Koç Holding'in %10'undan fazla hissesine sahip şirketleriyle Türkiye'nin en zengin genç insanı olmaktadır. Ayrıca Ferit Şahenk'in kardeşi Filiz Şahenk ile teyzesi Semahat Sevim Arsel ile Türkiye'nin en zengin kadını olmak için kıyasıya yarış halindeler. Annesi Suna Koç 2020 yılında vefat ettiğinde Temel Ticaret ve Yatırım Şirketi'ndeki tüm hisselerini kızına vermesi, kocası İnal Kıraç'ı sinirlendirdi. İnal Kıraç hisselerin hepsi kızıma ait olamaz diyerek kızına dava açtı. Çünkü şirketin %20'si kızının oldu. Öyle ki bu hisseler koskoca Koç Holding'in %10'unu oluşturuyor. Şimdi ise Vehbi Koç'un hayatını izleyebilir ya da İpek Kıraç'ın röportajını kendi sesiyle dinleyebilirsiniz. Hedef ve ilkelerinizden, değer ölçülerinizden ödün vermeyin. Haklı olduğunuz konularda en az haksızlar kadar cesur olun. Ne iş yaparsanız en iyisini yapmaya çalışın. Hiçbir zaman vasat olmayı kendinize hedef almayın. Ucuz başarılara, uyanıklığa, hileye itibar etmeyin. Kendinizi her zaman yenileyip geliştirin.